Sana şöyle soracağım ya. Yılmaz seni tavlarken açık konuşalım. Şiiri kullandı mı? Bana yazdığı şiirler var ama tavlarken kullanmadı. Çok acayip adamsın. Çok acayip. Çok aklımdan da ya geçmedi. Şu yaptığın hareket şiirsel mi? Bazen şiir bir yumruktur. Döner kendine vuruyor. Ben bunu söylerken Ahmet abinin bana bakışı buydu. Allah senin belanı vermesin. Ben her katılımda burada oturuyorum, dayağımı yiyip gidiyorum. Tabii abi buraya oturan ooo çok acıdı. Tabii, gerçekten tabii, çok bak şu, nedense ama ben biraz böyleyim ya, sıkıyorum. Sıkıyorsun. Sevdiğimden sıkıyorum. Şimdi bak Ahmet abiye sarıldan sıkamam mesela gerçekten. İstersen yer değiştirin sık. Hayda. O öyle değil de sıkıyorsa sarıl diye. O daha doğru olur. Evet. Belçim'cim sana şiir mi yazdı Yılmaz tavlarken? Bana sonra şiir yazdı. Aslında ilk evlendiğimiz zaman Bodrum'a gitti turneye. Ve ilk şiirini bana dönerken yazmıştı. Ne diyorsunuz? Yılmaz peki mi? Bir şey söyleyeceğim. Yazdı. Mesajla mı gönderdi? Hayır, telefon açık zaman, geldi. Sabaha karşıydı. Beni uyandırıp okumuştu. Ben de böyle gözyaşları içinde. Çok çok acayip. Hiç unutamayacağım. Sahiler düş, yani. Düşler sahi. O da bir dakika, düş. Bir dakika. Müzik açıyor. Hayır şu anda değil. Aman çocuklar bunlar yok, hep yok, reyting. Aklımda değil, aklımda değil o. Bunlar hep reyting. Başka bir şey oku, başka bir şey. Oymuş peki, bir gibi tane oku. Etmeye. Etmeye okumayayım şimdi de. Etme. Bir tane Behçet Necatigil'den okuyayım isterseniz. Peki evet, o zaman. Şarkıcı gibi hazırlığımız ona göre filan. O zaman şöyle yapalım sevgileri, madem öyle. Sevgileri oku abi, sevgileri de yok. Madem öyle şöyle yapalım. Hem Behçet Necatigil'den okuyalım, büyük ustadan, rahmetli ustadan. Hem Muzaffer Bey'den hem de Rüştü Bey'den. Öyle sırayla gidelim. Bugün evet öyle sırayla gidelim. Evet. Tamam. Ustanın bu şiiri tabii bizim film yaptığımız döneme ait bir şiir değil. O yüzden filmde kullanmadığımız bir şiir ama bence bizim filmin de ana fikrini çok güzel anlatan Türkiye'de yazılmış en iyi şiirlerden bir tanesi. Sevgilerde. Buna mı okuyayım? Yoksa... Onu oku abi. Nasıl istersen. Bize de bir şey çalın. Sevgileri yarımlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi. Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz. Yahut vakit olmadı. Kimden Kıvanç? Tabii ki benden önce yönünde hazırlan demiştim. Kimden? Muzaffer Tayyip Uslu. Evet. Rüştü'den gelen mektup. Aslında onu bir söyleyeyim çünkü Rüştü'nün ölümünün üzerinde Muzaffer'in yazdığı şiir bu. Rüştü, şair işte onun ölümünün üzerine Muzaffer Bey'in yazdığı şiir. Arkadaşının ölümü üzerine. Önce bütün şairlere selam. Sonra şunu söylemek isterim. Ölüm hiç de güzel değil. Ne sabah var ne akşam. Sokakların ellerinden öperim. Bana yaşamasını öğretmişlerdi. Dost olsun, düşman olsun, insanlara iyi günler dilerim. Söyle sarı saçlı daktiloya, ben yokum artık. Vefasız dostları hatırlat. Kimseye kalmaz o dünya. Nasıl unuturum, güzeldi yaşamak. Fakat hakkı varmış Oktay'ın. Hatıralarda dal istiyor, kuşlar gibi konacak. Evir Üçlü Onur. Üçlü Onur, sen. Rahmet bekleyen insanların rahmet yüklü bulut ol semasına. Yalnız sen boşalt nasibini.
aç ve tok toprağı. Yağmur ol, bulut ol, şarkı ol. Yalnız esirgeme kendini bizden. İçinde yüzdüğün denizden daha derindir gecemiz. Boşal ey yağmur, boşal artık, yeter susuzluğumuz. Çatlayan dudak, çatlayan toprak ve namütenahi uykusuzluğumuz. Behçet Hoca'dan, Behçet Necati Gil, Kaplar Deniz'in Yüzünü. Kaplar Deniz'in Yüzünü, unutulmuş uykularda. Şimdi değişmiş, kayıp, şimdi bir başka uzak. Kopmuşsanız yıllar yılı sürmüş bir yaşamdan, kapanmışsa o sayfa, içinizde bir ezik, garipsi türkü, şimdi artık yoksa, daralan gecede boş yeri aramak sevinci, beraberken acıyan, ayrılınca niye böyle çekici? Neden ilk yağmurlarda sonbahar, ilk soğuklara doğru ürperti, hatırlanır savrulan yapraklarda? Vardı. Ben şimdi başını alıp giden mavi bulutun muyum? Sislerdeki evin önünden geçsem, camlarda bulur muyum? Belçim. Ben duygulanan kızım. Sen, evet, sen film geldi aklıma değil mi? Filmi şımarık kızı. Ya bu filmi işte izleyenler herhalde daha iyi anlarlar. Behçet Necati Gil Zonguldak'ta bir şair ve bu iki şair 20'li yaşlarındaki liseyi bitirmiş ve memur hayatı, memur olarak da Zonguldak'ta çalışan bu iki şairi, veremle mücadele eden bu iki şairi hem bir taraftan daktilosunu veriyor onlara, hem bir taraftan şiir yazmalarına yardım ediyor, hem de o dönem en önemli dergi Varlık Dergisi'nde bu şiirlerin yayınlanması için de, bu çocukların şiirlerinin yayınlanması için de ellerinden gelen her şeyi yapıyor Behçet Necati Gil. Çünkü bunlar hastalık, nereye gittikleri de belli. Korkuyorlardı ama bir taraftan da bu şiirler ayakta tutuyor ve bir gün o Varlık Dergisi'nde bir şiirlerinin yayınlanması bile onları gerçekten çok hayata bağlıyor. Ve Behçet Necati Gil hastalık ilerleyince önce Rüştü Onur'u, daha sonra da Muzaffer Tayyip Bey'i kendi imkanlarıyla, ceplerindeki son parayla Heybeliada Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne getiriyor. Filmi de anlatmayayım ama yani bu şiirler de anlam kazansın istiyorum. Tabii. Böyle havada kalmasın, evet, istiyorum gerçekten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,